Merhaba arkadaşlar, programına hoş geldiniz. Ben Burası. Ben hocam Mert. Arkadaşlar, Mertçak kardeşimle ne kadar fesatlı testi çözüyoruz. Hoş geldik ha. Hoş bulduk Kuku. Nasılsın lan? İyiyim lan. Şimdi bugün günlerden fesatlık günü. Nasılsın yine? Fesatlık günü nasıl bir şey? Bu nasıl bir şey? Agınma günü gibi bir ya şey mi agınma gecesi gibi? Bu günü senin için seçtim yani. Fesat olduğun gün olarak not alınması lazım. Kanka sus sana. Yani boşver. Tamam. Türkçeyi daha da katletme diyorum ben sana. Ben bir de şey diyorum. Mesela bir Six'te. Six. Ben demedim, o dedi. Bak, onun gibi bir şey bu fesatlık. Onun gibi bir şey ve senin fesat olduğunu düşünüyorum. Yani bu teste kalacağını düşünüyorum zaten. Ya ben fesat bir insan mıyım? Sordun mu sen onu bana önce? Fesatsın zaten, biliyorum. Sormama gerek yok. Tanıyorum. O zaman biz niye test yapıyoruz? Gideyim ben. Ama izleyiciler de görsün. Nasıl? Güzel şaka. Mustafa Karadeniz ölüm şakası. Ben ölmedim. Ben ölmedim lan. Şimdi hazır mısın teste? Bak, delikanlı gibi çözeceksin. Ne gördüysen onu yap. Tamam. Aklıma ilk geleni söyleyeceğim. 5 tamam. saniye içerisinde söyleyeceğim. Evet. Sen de aynı şekilde söyleyeceksin. Ama... Yalan söylemeyin. Objektif olun. Yapmayın. Şimdi güzel kardeşim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane 8 tane test var sırayla. Bu ilk testimi sana yapıyorum. İlk şeyimiz bu kanka. Baksana 8 tane test bulmuş, video uzasın diye. Ben açık gördüğümde bu kadar teste girmiyorum. Sen ne görüyorsun bu? Şu an fotoğraftan ne gördün? Tamam, şu an fotoğrafta bir balık etli kadına sarılmış bir kadın. Arkadan da tren görüyorum hocam. Çok kötü şeyler görüyorum orada. Yani cevaplardan bir şey söyle. Şıklardan bir şey söyle. Hocam çekil oradan. Kan görüyorum hocam. Dehşet. Oh, beyin kanaması şeyi şu an yaşandığım. Aa, onu anladım arkadaşlar. Geçen doktora gittim, dedi ki beyin kanıyor olabilir dedi. Dedim yok ki kanıyor. Allah Allah. O da bir git baktır dedi. Kanamıyormuş. Allah Allah. Kardeşim ne görüyorsun? Şıklardan kanka bir şey hiç, söyle. Yani gayet o şunu çıplak kadın sanıyorsanız değil. O diğer kadının kolu, kilolu kadın. O zaman sen bir arkadaş grubu görüyorsun orada, doğru muyum? Bir arkadaş grubu. Tren tamam, okay. Arkadaş. Bunda ne görüyorsun? Oo hocam. Hayır hocam, ne görüyorsun? Kan görüyorum hocam. İlk başta yalan yok. Koltuk altını kıç sandım. Koltuk altını kız zannettin. Sen niye söylemiyorsun bu arada? Başka bir niye? Şey. Testler sırayla dedik ama biz. Ha, sırayla olacak testler. Başka bir şey görüyorsun yani. Tamam. Tamam. Bunda ne şu görüyorsun? Şu an koltuk altı görüyorum. Aa, ilk gördüğün önemli olabilir. Ha, i̇lk gördüm tamam. Tamam. İki koltuk yan yana dayanmış. İki koltuk yan yana. Bildiğin koltuk bu diyorsun yani. Tabii ki de. Tamamdır. Burada ya bir kere şöyle bir kadın bacağı yok. Çıksana yukarı. Böyle bir boşluk. Bu ne oğlum boşluk? O bir tane tabii bir film vardı. Bu hani aqua parka sıkışan kadın. Onun gibi olabilir. Ben böyle şeyler izlemiyorum. Pornoculuğa devam edebilirsin. Film. Devam. Geç. Sonsun. Bunda ne görüyorsun? Köpek. Ya ilk önce gördüğünü söyleyeceksin. Kanka tamam, köpek. Ben niye görmedim köpek mesela? Demek ki fesatsın oğlum. Tamam, uyuyan bir köpek gördüm. Evet, burada ne görüyorsun? Malafatın mı var kızım? Tamam, onu görmüşsün. Başka bir şey olamaz. Bu başka bir şey olamaz. O malafat. O malafat başka bir şey olamaz. Göz yanılması değil ki bu. Kanka yok. Yani orada başka bir şey var. Direkt malafat o. Ya bilmiyorum da sen kardeşim, ben gördüğün neydi? Burada fesat ne gördüğümü söylemek istemiyorum. Ona tıkladım. Söylüyorum malafat. Tamam, burada ne gördün ilk baktığında? Kanka sandalye. Tamam, burada ben de sandalye. Yani şu kadında şöyle göt olmayacağını bildiğim için. Evet. Biliyoruz oğlum. Ya bunların ne fesatlık olabilir ki ya? Saçmalık, geç, gazete. Evet, bu. Bu da çok saçma kanka. Ama iyi yapmışlar. Yani oha, zekice. Sen onu mu gördün yoksa? İlk gördün. Hayır, zekice değil mi ama? Tamam, CD'nin arkasındaki parmakları gördüğünü iddia ediyorsun, doğru mu? Evet. Hayır, birinin yaptığını biliyorum. Burada. Hocam dehşet görüyorum. Ben de spor yapan bir Google. Spor yapan hep böyle görüyor zaten. Evet, bu. Ben mesela bunu tamam, direkt. Kol el sallayan bir adam. Delikanlı olsana. Nasıl? Ben delikanlı oldum. Tam önünde hediye paketi var, el sallıyor. Allah Allah. Cidden onu gör ne? Vay. Ne görmem gerekiyor ki bunu? Evet. Bir bebek kadar saf mısın? Orada yok canavarlar. Bulgari kaçırıyorlar. Amza bulgari koy, yardım edin. Şimdi ikinci teste geçiyoruz. Oo, telefonla mı oynamaya geldin sen bu videoya? Idea'da mı geliyorsun zaten? Idea'da mı geliyorsun ve telefonla oynamaya geldiğini iddia ediyorsun. Idea'da böyle gelmiyorum buraya ben. Hiç gelmiyorsun. Doğru. Doğru. Şimdi bu benim testim kanka. Bu görseller uygunsuz olanları işaretleyeceğiz. Uygunsuz olanlar bana göre kanka. Şöyle bakıyorum. Kime göre uygunsuz ama? Bana göre. Uygunsuz olanlar. Bence şu uygunsuz. Ondan sonra hangisi? Oğlum şu ama çok kötü Meto ya. Bir şey diyeceğim de YouTube buna gerçek sanabilir, biliyorsun. Nasıl, öyle bir şey yok kanka. Yani ihtar atabilir bence. Fotoğraf, hayır oğlum. Ben olsam atarım mesela. Kardeşim, şuna. Kardeşim bu testi geçelim kanka, bu test pis. Abi direkt orada kukuleyta vardı ya. Hayır yok. Diğer testimize geçtik kankam, benim sıram geldi. Bu bal kabağı mı diyor, hemen bakıyorum. Ama burada şık yok. Seçeceğim mı bir demiyor şey oğlum, bu bal kabağı diyor. He, bu bal kabağı doğru. Bal kabağı. Ya bu da götten şey yap.
yapıyor. Mı ekliyor. Tamam kanka. Bence bal kabağı bana göre. Bu arada seçenek olmadığı için ben söyleyeceğim. Sen de evet onaylayacaksın beni. Tamam mı? Oğlum bu nasıl içerik ya? Ben sınava tabi tutuldum. Yapacak bir şey yok. Yok ama. Sen beni deneyeceksin oğlum. Daha iyi aslında. Ben mesela buna kanka bir kere şunu. Tamam başka bir şey. Sanan adam bence sapıktır kanka. Sapık değildir. Ucubedir amına koyayım. Yani ucubedir. Tamam. Bir kavanoz ne bu? Ne olabilir? Fıstık ezmesi. Tamam bunda da yalan yok. Fıstık ezmesi direkt. Bu tatlı patates. O da tamam. Baba bu direkt kanka. Bu cinsi sapıkları şeyleri yani. Testleri olabilir. Burada ne? Bir kutu tereyağı. Bu... Bak şu yukarıdaki kulak. Hangisi kulak? Bu kulak işte. Yani kanka yani kulak. Oo baksana yani... midem bulandı ya. Folloş. Bunlar folloş. Ne bu oğlum be? Bunlar çok garip. Bu testi de geç geçti. Geç abi başka geç. Test yok mu? Buldum varmış. Testi. Benim testim buydu. Heh. Buydu oğlum biz buna devam ediyorduk bu arada. Niye anda bir an test değiştik biz? Yusuf yoksa Michael Mayer'ın işi mi bu? Oha bir anda fotoğrafınızı ilk dikkat çeken o kız ne yapıyor demiştim. Bu fotoğrafta sana ne hissettirdi? Yani bebeğini öpen bir adam. Sana ne hissettirdi? Bebeğin yüzünü götürün dayamış bir adam. Hayda. Aile tablosu. Bunu da zaten şey yaptık. Koltuk diyorum. Bu fotoğraf. Ya bu çok kötü bu arada ya. Kanka bu fotoğrafta yemin ediyorum direkt. Ama biliyorum bak. Yemin ne direkt... olduğunu biliyorum. Ben de gördüm. Ama o şekilde duran birbirini hayal ettiğim zaman kötü oldu. Ama hiç gelmedi aklıma ya. Cidden fesatsın sen o zaman. Ben domuzcuk diyorum abi. Ne oluyor burada? Ya ne burada aklıma mi? Geldi kanka mesela. Anladın mı? Avını atlıyor aslında. Kanka avını attırıyor mu yoksa? Öyle de bakabilirsin. Ben öyle baktım. Ay oğlum bakabilirsin. Benim testim sana ne ya? Ben böyle anlamak istiyorum. Ulan şey diyorsun. Abi sen şimdi o iş öyle zor diyorsun. Yani. Bir de espri yapmışlar ya böyle onu diyor. Makara çünkü da var. Kütürleriniz falan hani. Makarayı da koymuş orada. Dürüst ol burada ne görüyorsun? Kanka ben burada göbek deliği gördüm. Dudakmış da. Ben hiçbir şey görmedim biliyor musun? Ya dudakmış ama ben göbek deliği gördüm. O yüzden kırmızı şey diyorum yani. Göremedim tam. Bu ne abi? Çok lezzetli görünüyor. Yani onun yeri orası mı? Ne bu? Yani onun yeri orası mı yazmış abi? Hayır donut mı? Ne bu? Kanka bu şey. Ne bileyim bana niye yani soruyorsun? Öyle ama... bir şey ama yani fesat bir şey görmedim ben. Nasıl gördün? Vallahi fesatlık görmedim. Sen ne gördün lan? Söyle lan. Şurada ne gördün? Ne gördüğünü söyle çabuk. Söyle hocam. Çabuk. Görmedim. Harbi ne gördün burada? Merakla İşte sorayım. Şey onların dediğine göre onun yeri orası mı da Allah anlamadım Allah. Yani. Onu gördün mü? Anlamadım. Anladın mı? Onu gördüğünü hiç... Ben görmedim. Onlar onu belirtmeye çalışmış. Sen onu çalışmış. Gördün mü? Ben onu hiç diye çekerim mesela. Oy, yani onu gördün. Vay be. Fotoğraf gözüne çarpan. Abi burada dağ görüyorum. Buzul görüyorum. Mavi mi o? Bir de bak orada şey yap. Yazılar dağ kopar. Kanka Allah çarpsın. Bunu da yani gördüm. Ne ki bu? Kanka köpeğin... Ayaklarını yok elleriymiş o. Ben burada ayağın yani şeyini tutuyor zannettim köpeği. Ben de köpek bir de o yapmış yani mı? Yani o çocuklar o köpeğin. Ben onu dedim. Ben harbiden gördüm. Çocuk mu onlar lan kaç yaşında adamlar? Çocuğunu karnında büyüt lan. Hayda. Peki burada ne gördüm? Burada lamba gördüm. Koridor. Ben de. Oğlum burada bir şey görülmez ki. Şu an cidden göremem. Ben de. Yukarı bir çıksana ben ona tutuldum. Kanka bak bu tamam bak. Öyle değil ama o verilmek istenmediyse ben şerefsizim. Bence köpek niye uluyor ama? Koyayım. Zaten biliyorsun ki böyle şeyleri küçükken gösteriyorlar. Evet sana. Evet evet yani bu subliminal olay verilmek evet, istenmiş yani böyle görünmesi yani. Düşünmüş. Ha. Yani, çünkü köpek hadi bunlar tutuşuyor. Zaten. Kadın neden siyahı demeyeceğim. Irkçılık değil ama köpek de niye aynı renk bu kadın amına koyayım. Aynen öyle aynen çok doğru. Bir de köpek neden oluyor? Bu yapılan. Şovenizm. Çıkarmışım. Tamam sakin. Geç abi geç. İlk gözüne çarpan şey. Bir hanıma geç gibi bak yukarıdakine cevap vermedin kanka. Güzel bir koridor demiş. Ona. Kanka ben burada ağaç falan görüyorum. Kalça kesinlikle kalça. Kalça nerede abi burada? Kanka bunu hazırlayan da ağır sapık. Kanka nerede kalça burada? Bu adam kalça görmüş gibi fotoğrafı koymuş. Ha şey. Şurası şunu mı? Şurası. Ondan bahsediyor ama bence. Yani yok. Bende yok aga. Ben bunu geçtim. Peki bu fotoğraf kanka direkt gözüme şey geldi. Bunda var fesatlık geldi bana. Ne bu şimdi? Bacağını kızın bacağını atmıştı. Oğlum ben öyle anlamadım ama eteğin nerede sen kızım anladın? Senin anladım kanka. Eteğin nerede kızım senin anladım direkt. Olabilir. Sabır, tamam sabır. Bu ne gördün? Bunda hiçbir şey görmedim. Ya soldaki böyle bacaklarını açmış gibi görünüyor ama anlaşılıyor. O yüzden bütün kızlar toplandık fotoğrafı diyorum. Ablacığım bacakları biraz kapatmasak mı? Çok hızlı. İlk ne gözüne çarpan? Ben yalan yok birisi böyle duştan çıkıp kapıya şey yapmış gibi gördüm düşün. Gibi. Ben kapı direkt gördüm kardeşim. Aynen. Kardeşim. Son soruya geldik. WhatsApp'tan. Ne yazmış? Nemintolar. Nemintolar. Abi bunu hazırlayan kim ya? Hazırlayan da sıkıntı. Son soruya geldik. WhatsApp'tan bu emojiyi aldığınız an ilk ne düşünürsünüz? Şimdi cevap yapmayacağım. İlk düşündüğüm eğer bizim gruba atıldıysa
ararım aynen onu ararım. Ama patlıcan olarak şu an algıladım. Karnıyarık. Yazdım ben karnıyarık. Ya oğlum niye yalan söylüyorsun ya? Abi karnıyarık. Ya la ben sana şu patlıcan sen onu karnıyarık mı sanacaksın? İşte. Ama dur oğlum. Ya yok abi böyle bir şey ya. Ben diyorum ki kardeş eğer sen atsan ben öyle anlarım ama başka. E tamam sana. Kim başkası kim niye sana atsın patlıcanı? Belki karnıyarık yapacak. Kanka kapasana. Hayır kesin, abi. Adeta meleksin çıktı. Bu kıskanç işte. Bak ben buymuşum. Melek. Ben ne tatlı sen sakın kalsın. Değişme hep böyle kal. Öyleyim. Şimdi sana geldik sıra kardeşim. Farklı bir şey bu. Yüzde kaç fesatsın testi? Yani tamam, öyle okay. Bir şey değil herhalde. Haydi başlayalım demiş. Düğünlerde takı törenlerinde kim ne takmış diye inceler misin? Ben bakarım bu arada. Kaç para takıyor diye şey yaparım. Merak kendi ederim. Düğünümse incelerim abi. Kendi düğününse inceler. Kendi düğünde tabii inceleyeceksin. Salak mısın sen ya? Kendi düğünde incelemez misin oğlum? Yarım. Ne yapıyorsun sen? Sıkıldım. Maziyatı biliyorum maziyatı. Tamam. İş yerinde grup çalışması şeklinde yapmanız gereken bir iş var. Hemen herkes aynı çabayı gösteriyor. Grup mu yapacağız iş yerinde? Hayır. Göstermesine rağmen patronlar bir kişinin bu işte öne çıktığını iddia edip onu terfi ettirmeyi düşünüyorlar. Bu durumda tavrın ne olur? Ne olur kanka? Kafayı yerdim sinirden muhtemelen. Yani senin yerine başkası terfi ediyor. Seni... İşe karşı bütün motivasyonumu kaybederdim ve o patronla ters düşerdim. Cima eder miydin patronla? Kardeşim kalksana ya. Pardon. Allah Allah. Yok. Oğlum koltuğumuz var ki yatıyoruz daha. Kendi videolarında da yat o zaman öyle koltuğum. Yatıyorum zaten arkadaşım. Şimdi arkadaşı senden aldığı borç parayla piyango bileti satın aldı ve 50.000 lira ikramiye kazandı. Ne yapar? Benim param versin yeter. Yani sen de şey kaç para diyeyim 30 liraya aldı. Sana 30 lira verecek 50 bin. Yapacak bir şey yok abi. Benim hakkım oysa olur, odur. Ha. Abi. Gönlünden kopar da kardeşim kopma sen de vesile oldun. Bir 5.000 lira adam atsın. Adam diyor ki kardeşim kopma daha senin 30 o zaman o zaman parasından pay istiyorsun sen. İstemiyorum. Ama vergisin diye beklerim. Vermezse küfür ederim. Yani bir kıyak yapmasını istersin. Aynen onun düşünmesi lazım. Tamam bu ünlülerden hangisi en yakın arkadaşın olmasını istersin? Mehmet Akalın, Seda Sayan, Danla Bilic, Eren Serengil, Gülben Ergen, Yıldız Tilbe. Yani sen hangisini istersin? Çok merak ettim ben. Kanka yok burada. Yıldız Tilbe'yi isterim. Değil mi? Ya gece gündüz şarkı söyledim. Yıldız Tilbe patlar abi. Ya şimdi hiç yani ne muhabbet yapabilirim? Ki ben bunlarla. Ya işte mesela benim Yıldız Tilbe seçme sebebim şarkılarından dolayı. Seninki ne olacak onu merak ediyorum. Bilmiyorum ya. Abi Seda Sayan mı desem? Neden? Şarkıları neye güleceğini? Yani televizyonda çıkıyor ya tamam. Omuz ol. Tamam havalı. Tamam. Gülben Ergen de olabilir bak çok arada kaldı. Gülben Ergen de olabilir. Hangisi ya oğlum seç ya. Demet Akalın'da daha çok gülersin. Danla bir işte olabilir. Mizahlarınız uyuşuyor. Kanka hiçbiriyle arkadaş olmak istemezdim. Yanlış anla. Yok istemezdim derken isterdim. Yani Yıldız Tilbe mi oğlum? Sen de Yıldız Tilbe de olabilir. Ama en yakın böyle o tam Yıldız Tilbe diyeyim. Tamam. Peki, ya da yok Gülben Ergen şimdi diyeyim. Gel Gülben Ergen dedin. Peki WhatsApp'tan bu emojiyi aldın kardeşim. Adem bana dediğini demek zorundasın. Tamam bak şöyle. Şimdi sen attıysan bana. Kardeşim söyle ya. Şimdi bunu ben senin yerine işaretliyorum. Şimdi bunu bana atarak ne demek istemiş olabilir acaba? Aynen. Sen bunu dedin. Çok yakın iki arkadaşın senden habersiz dışarı çıkıyor. Ve senin hiç sevmediğin birini de çağırıyorlar. Ne düşünürsün? Telefonu açar laf sokarsın. Unutmuşlardır çağırmayı. Kötü düşünmemek lazım dersin. Beni sevmediğin birini çağırdılar sonra mesafe alırım abi. Abi seninle alakası yok ki adamlar tamam. Yani sen gelme diye zaten işte sevmiyorsun biz bari görüşelim diye gidiyor ama ikisi. Ama görüşüyorsa onunla görüşsün kardeş. Çocuklukla ne alakası var küstün oğlum. Küstün yani sen. Hiç öyle benim bir insanı sevmemem için sen kaç senedir arkadaşımsın çok büyük bir neden olması lazım hatırla. Ama bil yani. O kadar neden değil. Ama o zaman sevmiyor olmam ki ben bir insan. Tamam kardeşim yani, hangisi yaptıkları çok ayıp mesafe alır. Bak şimdi ben bir insanı sevmiyorsam çok büyük bir olay olması lazım. Bana büyük olay yapan birine görüşüyorsa o arkadaşın anası yaptıkları ayıp mesafe alırım dedin yani. Dedim ya. Dedin. Ya da dedin bir daha selam bile vermem. Mesafe alırım sonra konuşursak konuşuruz yani evet. Tamam peki bu görselde dikkatini çeken şey ne? Daha demin de vardı bu görseller hep aynı büyük ihtimal. Bilerek çekilmiş. Pantolon olmayan bir kız, hazırlanan genç kızlar, kamera. Hazırlanan genç sen kızlar. Sen koltuk altı görmüştün zaten. Evet. Geldik son soruya. Sence bu damat neyse? Oğlum bu nerede yazıyor ki? Sence de damadın kardeşi mı? Fesat bir ifadeyle mi bakıyor demiş. Kanka siccim filmi mi acaba? Kanka kötü bakıyor ya. Siccim filmi. Orada şey kıskançlık falan var.
kindarlık seziyorum. Bir anlık boşta bulunmuş bence. Bence yok bu. Bu bakışı yani her yerden anlarım. Olabilir, evet evet. Siccin olabilir. Tamam, ne anlıyorsun? Söyle o zaman. En yukarıdakini tamam, tıklıyorum. Siccin anladım. Wow. En yukarıdakini tıkladım. %85 fesatsın, doğru bir testi bu. Ya fesat bir insansın lan. Utandım. Evet, seçtiğin şarkılara göre fesatlığı nasıl bulabilecek acaba bu test sence? Ne? Yani şarkılarla fesat olduğumu bulacakmış benim. Tamam bakalım neymiş? Cinsiyetim şey mi çıkacak? Abi. Öpsene beni, sıkacağım mı belimi? Yaşım abi 18-24. Bu pop şarkılarından birini seçer misin? Çok çok bir ihtimal biliyorum. Ne Yalnız biliyorum? Çiçek. Yalnız Çiçek abi tabii ki de. Bir tane daha pop şarkısı. Ama var mı? Bilmiyorum ya. Bilmiyorum ki hiçbirini de. Demet Akalın'ı seçtim. Aa, şimdi efkarlı bir şarkı. Mutlu ol yeter kanka. Abi niye onu seçtin? Bana niye sordun? Oğlum benim sıram, daha demin testi. Ama sen al canımı var. Şimdi tamam, ben bunu seçmek ama istiyorum kardeşim. Benim testim. Sana aynı tamam, dedik Allah. Bir adet yabancı şarkı. Hiçbirini bilmiyorsun. Taki Taki. Taki Taki'yi biliyorum. Taki Taki'yi kim seviyor bilmiyorum ama. Yok o değil. Bir tane şarkı daha. 84'ü seçiyorum. Grup 84. Bunlar olmazdan olmaz. Elbet bir gün patlar. Aha. Ceza'yı seçtim. %50-50. Yani nasıl anlayabilirsin ki ya? Şu şarkılardan hani sen dedin ya ilk başta, hani şöyle şarkı olsa anlaşılır da şarkılarda bir şey yoktu ki fesat olayım. Değil mi? Gökten sıkıyorlar işte, kim yersin? Ama evet kanka, sana geldi. İlk gördüğünü delikanlı. Ama bu direkt onu koymuş. Direkt o bu mu bana geldi? Allah çarpsın, bence mum onu yaptı. Mum geldi kanka. Oğlum delikanlı ol. Bilerek yapmışlar ya. Bence o yani. Aklımızdaki şey o. Ya kiraz var ama altında. Mumla nasıl kiraz ne alakalı? Kiraz onunla. Vallahi ben hala şey görüyorum. Biraz görmüyorum. Dereotu koyulmuş. Üzerine biraz serpilmiş. Bildiğin ya, şey yani. Sen ne gördün? Mum gördün. Yani çarpan bir şey, gariplik yok fotoğrafta sana. Evet, bu gazetede sence ayıplı bir şey var mı? Ne olur abi? Niye öyle tutuyor ki güneş yani? Net var abi. Bunlar işte hep subliminal mesaj. Vallahi veriyor. Evet. Buna da ne der? Buna ne dersin? Buna ne dersin? Tam köpeğe yaptıkları, Holly'nin de götünde var bu tarz bir şey. Kalp vagonunun götünde. Tamam, buna ne dersin? Ama bunda hiçbir şey yok. Düz benek yani. Tövbe. Hayır hayır. Bir şey yok, bir şey yok. Peki. Kanka yok. Ya kanka mantar, ama o mantardaki şeyi çin çubuğuyla tutuyor bu. Yani öyle bir şey yok ya. Direkt. Kanka güldüm, evet anladım. Ben güldüm. Ya değil ki bu, neyin mantarı oğlum bu? Böyle mantar ilk defa gördüm. Sik mantar. Kanka direkt güldüm yani. Güldüm, bunun tamam, mantarı sanan yoktu. Evet, ofis koltuğu. Ofis, öyle bir ofis koltuğu yok da. Ofis koltuğunu anına gördün yani burada. Ben ofis koltuğu gördüm. Ama böyle bir koltuk yok. Koltuk işte. Baktım baltım, koltuk işte. Evet. Bu sanat mı yoksa başka bir şey mi Rey? Kanka bu da bilerek yapılmış yani, net yapılmış. Böyle bir sanat yok, sanat aynı. Ucundan çıkan şeye bak. Evet evet. Onu, ya yani bilerek yapılmış. Başka bu bir şey olamaz çünkü ya. Başka bir şey bu. Bu ne? Gölgede ne diyorsun kanka? Gölgede ne görüyorsun? Normal mi? Bu ne ya? Bu normal mi? Normal. Vallahi öyle sandım. Biri işiyor sandım. Kanka ben birileri alttan çıkarmış zannettim ya. Gömülmüşler. Çağrışım yaptı bu bizde. Bir de damarlı. Evet. Ya bunu da vallahi bir şey anlamadım. Şeydeki buz tanıdık geliyor mu? Geliyor mu tanıdık? Hayır. Gelmedi. Bu çok tatlış olan patates. Sünnetsiz. Kanka bunda ya, bunda da ben görmem. Sadece damar biraz tuhaf geldi ama normal. Evet, damarları biraz tuhaf. Aa, bunu zaten görmüştük. Bu da hayır diyorum direkt. Saçma. Buna da peki ya, bu bunda ne var? Değil mi? Zihinden karıştı. Tamam, bu da hep aynı. Hayır. Kanka ne çıktın sen? Senin zihnin tertemiz, melek gibisin. Hep melek çıkıyoruz ya. Vay be, fesat değilmişiz aslında da. Sen biraz fesatsın, ben değilim. O ne, 13 kilo veren Selin Ciğerci? Bu ne kanka? Bu daha deminki şey işte. Peki Selin Ciğerci ile ne alakası var bunun? 13 kilo veren Selin Ciğerci transport mu yazıyor? Transporter mı? Ne yazıyor? Başlığı ne oğlum bu tez? Anlamadım ki yukarıda. Lan orada niye öyle yazıyor? Değişti. Şimdi değişti. Demin yok, 13 kilo veren. Fesatlık seviye. Ha, yanda yazıyor. 13 kilo veren Selin Ciğerci transport pantolon giydi yazıyor. Evet arkadaşlar, videonun daha sonra geldik. Daha fazla böyle Meto kardeşimle testler istiyorsanız beni popülümü unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay amigos.